Gülşah Hanım, işin özü üstlerimize neden dev bir holdingle değil de sizinle çalıştığımızı açıklayabilmemiz lazım. Bunu şöyle açıklayabilirsiniz. Temellük, temettü, teminat. Yani bu kadar basit. Yani güvence dahilinde karı paylaşacağız diyorsunuz. Bu gayet mantıklı. Hı-hı. Peki en yüksek büyüme potansiyelini nerede görüyorsunuz? Bu soruya şöyle birleşik bir cevap verebilirim. Borç yönetimi ve büyüyen piyasalar. Aa, dünya bankalarının bugünkü açıklamalarından bahsediyorsunuz. Hay affedersiniz. Kızım arıyor. Pardon. Efendim Macide abla. Ay iş toplantısındayım, beni rahatsız etme demedin mi? Şimdi Dilara'nın masalıyla falan uğraşamam, uydur bir şeyler. Ay sana o kadar bakıcı parası verdim ya. Arama beni bir daha. Kapat, kapat hadi. Pardon. Nerede kalmıştık? Tam da size uzun vadede euro ile ilgili görüşlerinizi soracaktım. Evet, çok güzel bir soru. Bunu şöyle cevaplayabilirim. Menüm nerede? Garson aldı. Nasıl yani? Olur mu öyle şey? Bir menü lazım bana. Menüye bakacaktım. Ben daha sipariş vermedik ki. Ha, bize şefin spesiyalini hazırlayacakmış da. Ne spesiyali canım? Belki ben başka bir şey istiyorum. Menüyü bulmam lazım bana. Gülşah Hanım, bir sorun mu var? Yok. Hiçbir sorun yok. Aklım şeye takıldı da böyle menüde çok sevdiğim bir tatlı görmüştüm de. Şimdi onu hatırlayamıyorum. Aklım uçtu gitti ona. Euro'dan bahsediyorduk. Aman canım, bütün gece işten mi konuşacağız? Çok sıkıcı değil mi? Ben sizin görüşlerinizi dinlemekten asla sıkılmam Gülşah Hanım. Aynen öyle. Sizce Avrupa Birliği ortak para birimini kullanmaktan vazgeçer mi? Mümkün değil. Yani bence AB hayatta bırakmaz o işin peşini. Ben AB'yi bilirim. Yani iltimas her şeydir. Alo. Ay Allah'ım. Alo efendim. Elif ben mahvoldum. Elif perişan oldum. Ne olur yardım et bana. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Kaza mı yaptın? İş kazası diyebiliriz. Yani aslında her şey çok iyi gidiyordu ilk başta. Böyle ağzımın içine bakıyorlardı falan. Sonra o melun garson menüyü aldı. Notlar da içindeydi. Ben böyle mahvoldum, kala kaldım. Ben anlayamadım tam olarak. Ne oldu? Menü, garson, not, kafam karıştı. Ya Bektaş Sanayi'den gelenlerle toplantı halindeydik. Böyle her şey çok güzel gidiyordu aslında ama şimdi beceremiyorum. Kilitlendim, kaldım Elif. Ne olur yardım et ya. Ya ne oldu, ne oldu? İki fingir diyecektin de aman da güzel laflar edecektin de afilli sözlerle gülecektin de şirinlik yapacaktın da halledecektin değil mi? Arkadaşım bak tamam kabul ediyorum, ben eşeklik ettim tamam mı? Ben bir eşeğim. Elif ne olursun affet beni, bin kere özür dilerim. Senden kulun kölen olayım ya, yardımına ihtiyacım var diyorum ya. Tamam abartma Gülşah. Başın dara düşmüş belli senin, hadi geliyorum. Ah, ay yaşa sen. Bana bak üstüne güzel bir şeyler giy gelirken tamam mı? Bak kaşınıyorsun ha Gülşah, kızdırma beni. İlk kez gelmiyorum herhalde iş toplantısına. Ne giyeceğim, ne konuşacağım biliyorum. Tamam hadi adresi versen bana, yarım saate gelirim ben. Tamam. Okurcalar Caddesi, Soylu Sokak. Ay acaba futboldan falan mı konuşsak, ne bileyim? Ya aslında hiç anladığım bir konu değildir tabii ama 20 tane adam bir topun peşinden koşuyor. Ben üretim fazlası konusuyla ilgili konuşmak istiyordum ama... Ay artık istediğiniz her konuda konuşabiliriz. Elif'cim gel, hoş geldin. Merhaba. Elif Uzun asistanım, Erol Bey Selen Hanım. Merhaba. Asistanım derken? Canım lafa geliş. Selen Hanım da tam şeyden bahsediyordu. Fazlalıktan. Kilo fazlası değil de üretim fazlası. Aslında biz buna üretim fazlası değil, konumlandırılmamış ürün ve hizmet olarak bakıyoruz. Yani bizce üretilmiş hiçbir şey fazla değildir.
tüketicisine ulaşamamıştır diyorsunuz yani. Aynen. Bence de. Bunları not etsene canım. Mesela aklında tutarsın. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda bu çok gündem oluşturdu, çok tartışıldı ama şirket olarak bu konuda biz çok hassasız. Yani üretilmiş her şey mutlaka gereken tüketiciye ulaşmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.